Bunlar Azerbaycan'a kaydandan sonra evvelce Kamer boyları geldi. Dalıca'da Saga boyları. Ama onu da diyeyim ki bunlar aynı halktı. Sadece bunlar olabilir ki deyelim ki Efşar'la Kacar'ın arasında ne fark varsa Saga'yla da Kamer'in arasında hemen fark. Aynı halktı ama adları muhtelif boylardı. Bir de olabilir ki bu kamerler içinden gamlar çok çıkıptı. Yani o bayat boyuna benzer bir boydu. Bu kara hatla demeli kamerler geldi hem istikamette kırmızı hatlarla da sagalar geldi Azerbaycan'a 8. yüzyılın sonlarında. Azerbaycan'da belə sagalar müxtəlif bölgelerde yerleştirdiler ve bazıları da Urmu Gölü'nden de aşağı düştüler. Güney Azerbaycan'a da yerleştirdiler. Bunlar dış oğuzlar idi. Qayıtdılar Azerbaycan'a. Ve bu Göyce Gölü etrafında bunlar bu şahlığı kurdular. Kuzey Azerbaycan'da Saga devleti, Saga eli. Bu kamerler ise biraz batıya yerleştiler. Düz Azerbaycan içine de onlar gelmişti. İrəvan taraflarda gelip oturmuşlar. Kazak tarafta gelip oturmuşlar. Yani o kəmərli kent adları bunlardan kalıptı. İrəvan yanında Qamarlı kendi var idi. Son vaxtlara kadar adını da saxlamışlar. Ama bu kamerlerden de. Hatta bazı yazarlar kümrünü de bu kamerlere bağlayır. Bu kamerler yani Doğu Anadolu'da yerleşenler orada bir beylik kurdular. Kamar beyliği. Ve bu kamerler hala sakları saklıyorum. Kamerler Küçük Asya'da çok büyük değişikliğe sebep oldular. Ne çünkü bunlar atlı boylarıydı. Atlı artık demeli alayları var idi. Çok süratle hücum edirdiler. Yüngül yaraklı dövüşçüler olduğu için süratler hepsinden artık güçlüydü. Ümumiyyətlə bu qayıdış Ön Asya'da bir çox dövlətin çöküşüne sebep oldu. Şimdi bu xəritəni dəyişsək, Mətur Qamərlər bir bəylik kurdular. İndiki Axska Türkler ki deyirik, mən güman edirəm, həmin o çağdan qalanlardır. Çünkü həmin Axska ərazisində biraz da batıya doğru büyük bir qamər bəyliyi qurdular. Bak, kırmızı dairənin içində verilibdir. Bu qamər bəyliyi həm də Kuzey Azerbaycan'da kurulan Sak elinin bir uzantısıydı. Ona göre olabilir ki, həmin o qamər bəyliyində yaşayanlara da Ağ Saka deyirdiler. Ağ da batı, qərb deməkdir. Yani batıdakı sakalar. Yani Ağ Saka adı oradan kalıptı. Dede Qorqud'da da işlenir. Ve bugün de Axska şeklinde çıktı. Ama Axska sözünün qədim forması Ağ Saka'dır. Bu Qamer Beyliği Anadolu'da o vaxt en güçlü devlet Frigya devletiydi. Demek ki Frigya devletini 675. yılda çöktürdü. Frigya devleti demek olar ki tarihten silindi. Hemen bu kamerler. Ve o dönemde Ermeniler de hayatında hemen Frigya devletinin bir kantonu izadıydı. Demek ki bir devletin arasında deyək ki bir bölgede yaşayana bir termin var onu yadıma salamıram bir eyaleti kimiydi ve Frigya devletine tabi idi. Frigya devleti dağılandan sonra Haylar'da yani Ermeniler de oradan perenperen düştüler Suriye'nin kuzeyine gidip oturdular ve Ermeni tarihi de oradan başlayır. Demek ki Qamerler 675'te Frigya devletini çöktürdüler. 645'te Efes'le Sard adalarını tuttular. Mənə elə gəlir ki, tarixi kaynaklarda olmasa da, ama o Sard demeli
adasını tutublarsa, Troya'nın gençlerinde olan Lemnos adasına da yakın ki gelip çıkıblar. Çünkü Lemnos adasında kalan o Lemni yazısı hemen bu çağa aitti. Yadınızda varsa ben o Lemni yazısından danışanda orada Tagar, Akar, Takar, Akir, Takar adın deme Bengü taşıdı. Onun üzerinde kadim Türk elfasıyla, Runik elfasıyla yazıldı. Deməli, orada savaşım hələk olubdu. Qəbri doğradı, baştaşı koyular, baştaşın üzerindeki yazıda. Orada o yazının üslubu içindeki məlumat mende belə bir qənaət yarattı ki, həmin bu çağa aid ola bilər. Ola bilər ki, o da həmin bu qamərlərdəndir. Orada da vuruşublar, orada dünyasını dəyişibdir, orada bastırıblar. Sonra Urartu uçağda artık haldan düştü. Ya çünkü Asurlar onu hem mağlup etmişti. Bunlar Van Gölü etrafına sıkışmışlar. Ama kamerler gelenden sonra bunlar laf çöktüler. Demiyorlar ki kamerler güçlendikçe Urartu sahneden çıkırdı. Çünkü hemen çağda Urartu yazarlarının Asur demeli kəşfiyyatçılarının danışları var, raportları. O raportlarda aydın göstərir ki, Urartu uşaqları necə qamərlərdən qorxurdular. Ümumiyyətlə, Urartuda bunların təzyiqlərindən Van Gölünə sığışdı, Van Gölünün kənarlarında. Sonra da tarix səhnəsindən çıxdı. 7-ci əsrin sonunda isə, deməli, qamərlər burada at oynadırdılar. Təxminən bir əsr. 7-ci əsrin sonunda isə deməli Lidiya çarı aliyyət güclənmişdi. O Frigya'nın böyründə yaranmış bir dövlət idi. O Lidiya çarı aliyyət qamərlərlə vuruşda qamərləri məğlub elədi. Və həmin məğlubiyyətdən sonra qamərlər artıq yavaş-yavaş çəkildilər öz bəyliklərinə tərəf. Həm də qamərlər biraz həddini çox aşırdılar. Bu Saqa elbəyləri onları cəzalandırdı. Yəni onların o batıdan çəkilməyinin bir səbəbi də Saqa elbəylərinin təzyiqləri idi ki, görünür onları yerində oturtmağa məcbur eləmişdilər. Beləliklə Qamər bəyliyi də çökür. Ama Qamər adı bu regionda çok güçlü təsirini bırakır. Hatta Bibliyanı yazanlar da deməli, Nuh'un evlatların nəvələri sırasında Qamər'i verirler. Sagan'ı da Qamərlərin evladı kimi verirler. Madan'ı da ora verirler. Yani Güney Azerbaycan'ı. Yani aslında Bibliyada iç Oğuz, dış Oğuzlar eyni soydan gelmesi Bibliyada var. Orada Gomer yazılıb, Gomer. Ermənilər bu adı düz işlədir. Erməni mənbələrində Gomer gelir. Hatta o Gamarlu adını da son vaxtlara kadar düz yazırlar. Ama bizimkiler bunu neyse ad değişmeye həvəskardılar. Gomer eləyirlər kəmər. Kəmərli. Çünkü Gomer adının anlamı artık arxaiqləşib unutulub deyin. Bunu götürüp kəmərə oxşadırlar, kəmər adlarıyla verirlər. Asur kaynaklarında da həm Qamər gedir, həm də Qımırri şəklində yazırlar. Görünür, o mirzələrin günahıdır ki, Qamər'i Qımırri şəklində yazıbdır. Ama bu Qamərlər güclü deməli, döyüşçülər olduğu için bu regionda ön asırda bir ad koymuşlar. Gürcülər qəhrəmana məsəl üçün Qımırri deyir. Ruslar, bunlar hələ kuzeyde olanda Ruslar Kumir, bunların adıyla Kumir deyirlər. Yani o heykələ Kumir deyirlər. Sonra mesela Qamərlə bağlı çok maraqlı detallar var.
Ama ben bunların üzerinde biraz çok dursam sagalar yarım çıkaracak.